Sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. Mevzu, konu önemli. Önemli konuklar var, önemli meseleleri konuşuyoruz. Yabancılar hukuku bizi çok yakından ilgilendiriyor. Bazı haklarımız var, bilmiyoruz. Bilgilendirilmedik. Fazla bilen de yok. Bilenler de işte Sayın Temelnal, Doktor Avukat Temelnal gibi dostlarımızı anca getirebilirsek sizleri bilgilendirebiliyoruz. Çok uzaktan geldi. Münih ya, kaç kilometre? Kilometre bilmiyorum ama yaklaşık 7,5 saattir. Evet, 7,5 saatte sizler için yollarda. Teşekkür ediyoruz kendisine. Rica ederim. Yani değerinizi bilin istedim sevgili seyirciler. Sizin için yani öyle kolay değil bu programları yapmak, insanları buraya getirtebilmek, sizlerin karşısına çıkartabilmek. Sonuçta onlar da orada aileleri var, evleri, barkları var. Efendim çolukları, çocukları var, iş yerleri var. Çalışıyorlar yani sonuçta. Bir gününü sizin için bizlere ayırdı. Hatta bir gün değil, iki gün sayılır. Yani iki gün buradalar. Önemli meseleleri konuşuyoruz. Sorularınız varsa bir tarafta da Mehtap Hanım var. Türk hukuku, emeklilik, otomatik bilgi paylaşımı. Otomatik bilgi paylaşımı ile ilgili bir şeyler söyleyecek misin? O konuda benim ortak daha iyi. Serdar Bey. Tamam. Yani o konuda... Bak bir de diyor ki ben o konuda haddimi biliyorum diyor. Benim ortak var diyor. O bu konuda çok daha iyi bilir diyor. Mehtap Hanım zaten Türkiye'den yani... Burayı ilgilendiren meselelerde zaten buradaki avukat arkadaşlarımızın bir şeyler söylemesi doğru olanı. Türkiye'deki meselelerle ilgili değil. Yani Almanya'da biliyorsunuz mektuplar gitmeye başladı. Vergi dairelerinden falan insanlara mektuplar gidiyor. Ve neler yapacakları konusunda şimdi tutuştular. Zamanında dedik ki gidin yapın Türkiye'den önlemlerinizi alın. Keşke yapsalardı. Işte, keşke yapsalardı. Yapmadılar. Şimdi Fransa ile ilgili bir haberim vardı bugün. Fransa Maliyesi... onlardan eğer göndermezseniz istediğimiz bilgileri, belgeleri vermezseniz 10 bin euroya kadar ceza ve artı ortaya çıktıktan sonra zaten diğerleri de artık üst üste gelecek. Yani Avrupalı Türklerin başı dertten, göçün tarihinden bu yana kurtulmuyor. Maalesef. Ve sizin gibi değerli avukatlarımız da kolay yetişmiyor. 30 seneden beri burada yabancılar hukuk konusunda hizmet veriyorsunuz. Kaldığımız yer aslında benim sormak istediğim demin Mehtap Hanım reklam arasında söylemişti. Şimdi şu Türkiye'den gelirken aile birleşimi konusunda gelirken bizim vatandaşlarımızın illa gidip bir Türkçe efendim dersleri hatta Alman vatandaşı da olsa Alman vatandaşı dahi olsa kurslara gidip o yeterlilik sınavını geçmesi lazım. Şimdi bakıyorsun adam Tayland'dan, Vietnam'dan normal biyolojik Alman. Hiç dil kursu olmadan getirebiliyor. Nasıl bu? Nasıl bir uygulamadır? Nasıl bir iştir? Böyle bir hukuk, böyle bir kanun, böyle bir yasa, böyle bir ayrımcılık. Sadece Türkiye'de mi var? Hayır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bütün üçüncü ülke vatandaşları için. Ama bizim ama demin bir şeyden bahsettik. Ankara Anlaşması. Şimdi orada haksızlık yapıyorlar. O belli. Maalesef. Ha, ha. Yani bu Almanca şartı biliyorsunuz 2017'den önce yoktu. Evet. 2017 tarihinde getirildi. Ve biz hemen buna karşı çıktık. Dedik ki bu Türkler için bu şekilde geçerli olmaması gerekir dedik. Çünkü bu Ankara Anlaşması'ndan doğan hakların kısıtlama yasağı ilkesi var. Evet. Ve bu hakların kısıtlama yasağı... Yani kazanılan hakların ihlali var şu an. Aynen. Evet. Normalde öyle. Evet. Ondan sonra biz buna yıllar verdik. Yine savaştık. Ve en sonunda Avrupa Adalet Divanı haklı gördü Türkleri o konuda. Bunlar ama bütün bu mahkemeler yıllarca uğraştıktan sonra. Sonra maalesef Almanya ne yaptı? Pardon 2017 demişim. 2014'te. 2014. Otta Şili'ydi. Aynen. Aynen. Evet. Ondan sonra ve bunu aslında hedef de biraz Türklerdi. Daha iyi entegrasyon olsun. Biraz değil, direkt Türkler. Yani, maalesef. Yani ben o kadar evet, açık söylemek istemiyorum. Ben söylüyorum. Direkt Türklerdi. Evet. Ondan sonra yani Avrupa Adalet Divanı bu konuda hak ilanını kabul etti. Bu hakların kısıtlama yasağı ilkesine aykırıdır diye. Ondan sonra Almanya kanunda biraz bir değişiklik yaptı. Dedi ki önemli sebeplerde yani hastalık varsa ya da başka bir... varsa. Aynen. O zaman bir istisna yapılır. Almanca şartı aranmaz dedi. Evet. Ondan sonra yine aynı seviyeye geldik. Yine devam ediyor. Aynı tas aynı devam. Yani o yüzden de biz avukatlar da yani çünkü vatandaşlarımızı biz en iyi bir şekilde artık yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama baktık ki Almanya bu konuda inatçı. Yani Almanca öğrenme ihtimali varsa artık Almancını öğrenerek gel diyoruz. Ya da
birkaç tane istisna var. Mesela Alman vatandaşı olan bir çocuğun varsa Almanca şartı geçerli değil. İyi dinleyin. Bir dakika. Yani bir Almanla mesela Almanla evliysen ve onunla beraber bir çocuğun varsa ve velayeti tabii beraberse, ikinizin üzerindeyse o zaman Almanca şartı mesela aranmaz. Öyle bir istisna var. Evet. Bir de hiçbir şekilde öğrenemezsen, yani ya çok yaşlı olduğundan dolayı ya da bir... Nasıl peki? Tek başına yapabileceği iş mi vatandaşı bu? Yani yabancılar dairesi veya yani bu... Bunu tabii avukatsız biraz zor. Avukatsız işte onu diyorum yani. Tek başına vatandaşın yapacağı bir işlem iş değil bu. Evet maalesef. Mutlaka bir hukuki destek almalı değil mi? Maalesef. Yani istisnalar var. Ha. Ama yani orada bu hakların kısıtlama ilkesine çok aykırı davranışlar var. Ve şunu da söylemem lazım. Avrupa Adalet Divanı da bunu gittikçe biraz gevşekleştirdi. Dedi ki, toplum için önemli sebepler, zwingende Gründe des Allgemeinwohls diyoruz. Önemli konularda artık bu hakların kısıtlama yasağı ilkesi bile geçerli değil dedi. Ve entegrasyonu da böyle önemli bir konu olduğunu söyledi. O yüzden de biraz pes dedik. Yani bu sefer bir de öyle bir sorun çıktı. Yani bu Almanca şartını artık kaldırmayacaklar. Bu basit bir şekilde Almanca şartı kalkmayacak. Ama başka sorunlar var da daha hala mücadele devam ediyoruz. Mesela bu süresiz oturma müsaadesi almakta da bizim vatandaşlarımız sorun yaşıyor. Çünkü şimdiki kanuna göre B1 seviyesi Almanca istiyorlar. B1 seviyesinde Almancan yoksa süresiz oturma müsaadesi de vermiyor. Yani bizim annelerimiz, babalarımız, benim babam daha 65'te geldi Almanya'ya. Yıllarını verdi. Vay. Annem de. Ama o zaman bu kadar sert değillerdi ya. Yani bizim yeter ki gelsinler çalışsınlar da o zaman. Ya benim annemin babamın çok basit bir şekilde Almancılar vardı. Kendilerine iyi ifade edemiyorlardı. Evet. Tık diye Afrans Beytimi falan almışlardı. Evet. Şimdi artık tam tersi. Benim bir vatanı, bir müvekkilim var. Almancası süper. Evet. Sanki Alman sanırsın. Evet. Vermiyor. B1 seviyesinde yani Stuttgart yabancı adaysı vermiyor. 5 sene uğraştık. Mahkemeye çıktık. Onları rezil etmek için. Hakim de bizim tarafta diyor ki artık verin, uzlaşın. Ondan sonra oraya gelen yabancı dairesinin temsilcisi. Avukatı, hukukçusu. İkna olmuş gibi oldu ama ben yine şeflerime sormam lazım, izin almam lazım dedi. Baktım da işte bu hafta sinirlerim attı. Daha hala uzlaşmaya gelmiyorlar. Adamın süper Almancası var, belki yazılı olarak çok iyi değil ama daha hala B1 istiyorlar. Peki, yani ama bir de burada yönetici. Evet. Prokurist. Allah Allah. Milyonluk iş yapıyor. Yani artık ben Almanları bu şekilde, yani bazı yabancı adaylarına söyleyeyim. Hiçbir şekilde anlamıyorum. Halbuki kararlar bile var. Vatandaşlık için bir de karar var. Yani eğer ki iyi bir Almancası olduğunu yani memur anlarsa normalde yardımcı olması gerekir. Yani sertifika olmadan bile vermesi lazım. Süresiz oturma müsaadesi vermesi gerekir. Ve şunu da söyleyeyim. Aile birleşimi dedik ya. İlla A1 sertifikası. Hı. Eğer ki basit bir şekilde Almancası varsa sertifikaya bile gerek yok. Yani o sertifikayı alacak ihtimali yoksa veya da imtihana giremiyorsa ama kendini ifade edebiliyorsa ve memura bunu yani kendini anlatabilirse o zaman sertifikaya da gerek yok. Onu da söyleyeyim. Onun kavgasını da yapıyoruz çünkü kanunda bu yazmıyor. Hı. Ama yabancılar yasasının bir yönergesi var. O yönergede bu açıkça yazıyor. Onu taktiği önünde koyuyoruz o zaman. O zaman ne yapıyorlar? O zaman da veriyorlar. Kabul etmek zorunda kalıyor. Zorunda. Çünkü yönerge bile bunu söylüyor. Evet. Yani keyfi uygulamalar var bazen diyelim. Bazen. Peki. Yani keyfi mi bilmemezlikten mi artık keyfi, onu bir şey diyemeyeceğim. Ben keyfi. Ona bir şey demek istemiyorum. Keyfi. Evet Mete Hanım buyurun. Zaman zaman vatandaşlarımız anne baba bakıma bulunca özellikle anneleri yurt dışına götürmek için izin alıyorlar. Orada da sanıyorum sertifika aranıyor ama okuma yazma bilmeyen anne babalarımız var. Bu bir istisna dahilinde mi? Yani bir saniye. Yani anne babalarına Almanya oturum müsaadesi yani kalıcı olarak getirmek için. Yani yaşlılık nedeniyle götürüyorlar yaşlı anne babalarına. Orada bir Almanca şartı yok. Zannederim bir olayda istemişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Burada yok. Almanca şartı yok. Yok. Peki. Yok. Ama oradaki şart kendine bakamaz durumda olması gerekiyor. Yani anne veya kimsesi baba. Olmaması lazım. Kimsesi olmaması lazım. Veyahut da başkaları varsa onların neden annelerine babalarına bakamayacak iyi bir gerekçeleri olması gerekir. Evet. Ve Almanya'daki aile fertleri de her şekilde onların
geçimini temin etmeleri gerekir. Tüm masraflarını. Tüm masraflarını. Orada gördüğümüz sorun hastalık sigortası, büyük bir sorun. Ama şöyle de bir avantaj var. Eğer ki anne ve baba Türkiye'de emekliyse, Türk emeklisi ise, o zaman oradaki hastalık sigortası otomatik olarak Almanya'da geçerli. Evet. Yani onu çözeriz. Ama diğer konuda buradaki aile fertleri yeterli bir eve ve yeterli bir gelire sahip olması gerekir. Annelerin babalarına geçimini temin etmeleri gerekir. Biraz önceki bahsettiğiniz müvekkiliniz, çok iyi Almanca konuşan fakat B1 seviyesinde sınavı geçemeyen. B1 sertifikası almayan, yani zamanı yok. Adam iş adamı. Milyonluk tamam, işler yani. Yapıyor ya. Yani kafayı yiyeceksin. Vallahi anlaması çok zor. Benim için de çok zor. Bir şirket kuru Ankara Anlaşması'yla gitmiş bir kişi mi yoksa oraya çalışma izniyle gitmiş kişi mi? Çalışma izni olarak getirdik. Onu da biz getirmiştik zamanında. Yani bir uzman olarak, bir prokurist olarak getirmiştik. Yani imza yetkili bir menajer olarak getirmiştik. Ve aslında Türkiye'de başka bir yerde kurumdan da B1 sertifikası var aslında. Ama o kurumdan verilen B1 sertifikasını kabul etmiyor. Evet, illa göt olacak. İlla bir, tanınmış bir yerden sertifika olması lazım. Biz dedik artık. Peki Türkiye'deki Göte Enstitüsü'nden alsa geçerli sayıyor mu? Onu zaten sayıyor, tabii. Onu sayıyor o zaten. Değil. Göte Enstitüsü ise dünyanın her yerinden olan bir Göte Enstitüsü olabilir. Anladım. Peki Ankara Anlaşması ile ilgili soru sorabilir miyim bu konuda söyleyecekleriniz bittiyse? Buyurun. Şimdi dünyanın her yerinde, İngiltere'de özellikle Brexit'ten sonra Ankara Anlaşması sona erdi. Geri müracaatlar olamıyor. Bu nedenle gerek gençlerimiz, gerek işte 50 yaş üzeri meslek sahibi insanlarımız, doktorundan avukatına, bilmem nesinden işte bir yıl meslek sahibi, en çok bize sorulan soru bu şu anda. Biz Almanya'da işte bir gayrimenkul alalım, bir işimizi yapmak istiyoruz. Ankara Anlaşması'nın Almanya açısından şartları nedir? Neler yapmalı? Yaş şartı var mı? Engel midir yaş? 50-60 yaş arası mesela çok fazla meslek sahibi insan. Bugünlerde en çok sordukları. Çünkü çocukları bir haliyle yurt dışında okuyor bu insanların da. Şimdi, bir de Türkiye'den artık yurt dışında çalışmak gençler zannediliyor ama herkes yurt dışına yerleşmek istiyor. Anladım. Bu konuda da tabii yıllardır hizmet veriyoruz. Değerli meslektaşım, Mehtap Hanım, oradaki sıkıntı şu. Ankara Anlaşması ve katma protokol, biliyorsunuz 1971'de bir de katma protokol oldu. Bu İngiltere uygulamasını çok iyi biliyorum da Almanya'dan çıkıyor bilmiyorum. Çünkü oradaki sıkıntı şu. Bu katma protokol ve Ankara Anlaşması her üye devlette farklı bir zamanda uygulamaya başladı. Geçerli olmaya başladı. Ve her üye devletin ve İngiltere'de de öyle. O Ankara Anlaşması'nın ve katma protokolün yürürlüğe girdiği tarihte yabancılar hukuku farklı farklıydı. Yani İngiltere'de mesela o katma protokol ve Ankara Anlaşması'nın yürürlüğe girdiği tarihte bir yabancı gelip orada şirket kurup otomobil sahası alabiliyordu. Yabancılar yasası farklıydı. Farklıydı. Zaman, evet. Ama Almanya'da hiçbir zaman öyle bir uygulama yoktu. En son 2014'te değişti. Yani o yüzden Ankara Anlaşması ve katma protokoldan faydalanarak Almanya'da oturum müsaadesi alamazsınız. Evet. Ve onu da söyleyeyim. Almanya'da gayrimenkul alarak da ve öyle çünkü maalesef var, yanıltmalar var. Almanya'da gayrimenkul alarak da oturum müsaadesi alamazsınız. Ama nasıl alırsınız? Şirket kurarak, şirket sahibi olarak, şirketin menajeri olarak, müdürü olarak ya da şirketin bir yetkilisi olarak ya da eğitiminiz varsa, bir elinde meslek varsa o şekilde gelebilirsiniz. Ya da diplomanız varsa. Biz her birinin bugünkü şeyimize aşar. Her birinin şartları farklı. Her birine teker teker bakmamız gerekir. Ama bu konuda da tabii yıllardır iş adamlarını, menajerleri, akademisyenleri Almanya'ya getiriyoruz. Mavi kart sistemi var biliyorsunuz. Mavi kart alarak da işi yapıyoruz. Eğer ki onu da mavi kart başka mavi kart. Bizim mavi kart da yok, aynen. Evet. Amerika'nın green kartı. Amerikalıların green kartı. Evet. Aynen. Ve her birinin şartları farklı. Evet. Ve Almanya şunu söyleyeyim. Mesela üniversite diploması olan kişilerin işi aslında çok daha kolay. Üniversite diploması varsa Annabin diye bir sayfa var internette. Orada üniversitesi ve yaptığı üniversite diplomasının denkliği var mı? Kendisi bakabiliyor. Denkliği varsa
hemen Almanya'da bir iş bulup ve istiyorsa iş bulmak için bile oturum vizesi alabilir veya vize alabilir. Almanya'da hemen çalışabilir. Veya da diyelim ki turist olarak geldi, diplomasının denkliği var ve Almanya'da hemen bir iş buldu. O zaman hiç vizeyi gerek kalmadan doğrudan Almanya'dan bile oturum vizesi alabiliyoruz. Mavi kart alabiliyoruz. Ve mavi kart alındıktan sonra mavi kartın bir de avantajları var. IT'ciler genelde çok rahat alıyorlar. Mesela IT'ci evet. Ama biz doktorlar alabiliyor şimdi. İşletme okuyanları da alıyoruz. Doktorlarda biraz sıkıntı Almanca şartı. Doktorlarda apropasyon var ve Almanca sıkıntısı var. Yani o yüzden mesleğe göre farklı farklı çözümler var. Ve mesela avukatlara, ekonomistlere dil şartı var mı? Şimdi dil şartı da genel bir dil şartı yok. Ama dil şartı şöyle istiyorlar. Yani sen bu diplomana göre işi Almanya'da yürütebilmen gerekir. Mesela avukatsan ve sen biliyorsunuz avukatlığınız otomatikmen Almanya'da size avukat olarak çalışmanıza müsaade vermiyor. Evet, evet. Ama siz Almanya'da avukat mesela... Danışmanlık verebilirsiniz. Bu şekilde eğer ki sizi çalışacak bir iş yeri bulursanız, mesela bir Türk ofisi bulursanız, o zaman siz bu şekilde bir mavi kart alabilirsiniz. Ama dediğim gibi oradaki sıkıntı biraz size denklik. Size Münih'ten bir mavi kart alalım Mehtap Hanım danışman olarak. Evet. Mesela. Buyurun bekleriz. Evet, bu soru çok yani bu soranlar da oluyor. Gelir limiti var mı? Hani 2000 euro ile geçinebilir mi? Yoksa daha mı fazla istiyor? Tabii. Mavi kartın gelir sınırları da her sene değişiyor. Bu sene sınır yaklaşık 4700 euro brüt maaş, mavi kart için. Eğer ki mangel berufu diyoruz, çok aranan ve çok gereken bir meslekse, IT'ciler mesela onun arasında, oradaki sınır bu sene 3666 euro brüt. Türkiye'deki gelirlerinin bir önemi var mı? Hayır, Türkiye'deki yok. Part-time çalışacağım ya da işte orada da 186 gün kalma şartı var değil mi? Tabii. Ağırlıklı olarak aynen. Yani ağırlıklı olarak Almanya'da yaşaman gerekir. Ama mavi kartın şartlarını yerine getiriyorsanız, Almanya'da çalışıyorsanız 21 ay sonra, tabii yine B1 seviyesinde Almanca varsa 21 ay sonra hemen sürece oturma müsaadesini alıyorsunuz. Normalde Alman hukukları, Niederlassungs Erlaubnis sürece oturma müsaadesinin süresi 5 sene. 5 sene. Ama o şekilde uzman olarak getirilenler 21 ay. Eskiden beri 5 sene zaten. Orada orada da yasada değişiklikler olacak. Yasa Bereşlikung dediğimiz dönemde 5 sene varsan Bereşlikung alıyordun. İşte Niederlassungs. Hiç Almanca falan. Basit bir şekilde Almanca yetiyordu. Evet, yetiyordu o zaman. Bir de onu da söyleyeyim. Evet. Bu B1 seviyesindeki Almanca'da da şartları farklı farklı. Eğer ki 2005'ten önce Almanya'ya yerleştiysen, geldiysen ve orada da maalesef yabancı adaylarının çok hataları oluyor. 2005'ten önce geldiysen. Evet. Ve sözlü olarak Almanca, basit bir şekilde Almanca varsa, yani A1 seviyesinde Almanca varsa, o zaman yine de sürece oturma müsaadesi alabiliyoruz. Yani onu müjdeyi vereyim. Ve orada da çünkü çok müvekkilimiz... 2005'ten önce gelenler için işler biraz daha kolay. Aynen. Orada A1 seviyesinde sözlü Almanca yeterli. Bir de şu sıkıntıyı görüyoruz. Eskiden yabancı adaileri bakıyordu, Almancası test yapıyordu, kabul ediyordu. Evet. Şimdi basit bir şekilde Almancayı bile ben ona karar veremem diyor. Biz ne yaptık? Bizim tabii bildiğimiz dil okulları var. Oraya gönderiyoruz. Onlardan yani... Sertifika. Bir sertifika alıyor. 20-30 euro veriyor, sertifika alıyor. Ondan sonra buyurun diyoruz. Bir de dijitalleri getirdiği zorluklar da var. Yani diyorlar ya dijitalleşti, her şey kolaylaştı. Yani, hiçbir şey kolaylaşmadı. Daha zorlaştı. Her şey daha zor oldu. Çünkü yabancı adayesi artık bütün evrakları yazılı olarak önceden senden istiyor. Avukat olarak biz her şeyi e-mail olarak gönderiyoruz. Onları da önce dijitalleştirip. Ama bu sefer ne oluyor? Adam inatlaşıyor. Ben diyorum ki bana termin verin. Benim müvekkilim 2005'ten önce geldi. Evet. Ve basit bir şekilde Almancası vardır. Bana geri yazıyor. Ben onu karar veremem. Bana sertifika gönder. Diyor ki bir dakika gelsin konuş karar ver. Yok onu karar veremem diyor. Yani öyle bir dünyaya geldik. Ve biz de artık yani onun için mahkeme vereceksin. Bir sene mahkeme sürecek. Biz de gönderiyoruz dil okuluna. Ödüyor 20-30 euro. Alıyor sertifikayı. O şekilde çözüyoruz. Yani çözüm var ama uğraşılıyor. Bu konu aslında çok derin bir konu yabancılar hukuku. Çok.
Çok derin bir konu. Bu arada işte en fazla Türkiye'den işte bu sertifika alamayıp diye yeterlilik sınavlarını geçemeyen vatandaşlarımızın çekmiş olduğu sıkıntılar var. Dün akşam programa bağlandı Mete Hanım, hatırlarsınız. Evet evet. Eş birleşimi. Aile birleşimi. Fakat imtihanı geçememiş adam Şanlıurfa'dan. Gelemiyor bu tarafa. Ya bu insan haklarına da biraz aykırı bir bence durum. De, yani eşi Alman mı Türk mü? Türk herhalde. Türk herhalde. Anladım. Alman Ozan, olabilir, Ozan eğer ki ne zamandır uğraşıyor? Bilmem dün akşam i̇ki aramış. Yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl demişti. 2 yıl dedi değil mi? Evet 2 yıl dedi. Eğer evet. Ozan şöyle bir ona tavsiyede bulunayım. Eğer ki 2 yıl 2'de 1 ders alıp 2'de 1 imtihanlara girip bunu başaramadıysa Ozan orada zorlayabilir. Derim ki artık bunu artık bir sınır var. 2 sene ama oradaki bunu kanıtlaması gerekir. Bakın ben 2 yıl 3 defa 4 defa kursa gittim. Kursa gitti. 2'de 1 imtihanları kazanamadı. Artık yapamıyor. Artık bunu Almanya'da öğrenmesi gerekir. Burada yapamıyor dersek ona bir ihtimal yol buluruz. Peki 2014 öncesi vardı bir uygulama. Aile birleşiminde 3 sene Türkiye'de bekliyorsun. Dil şartı falan yok. Biliyorsunuz o vardı. İşte o zaman da o vardı. O zaman da 3 sene bekliyordun. 3 sene evleneceksin. O 2000'den önceydi. 2000'den evleneceksin, bekleyeceksin. 3 sene sonra geleceksin. Bu nasıl bir... Yani, ama onu Federal İdare Mahkemesi kaldırmıştı. O anayasaya ama aykırı. Ama uygulandı diye. Yani. Uygulandı maalesef. Yani Türkler çok çekti. Hala evet. Da çekiyorlar. Evet, maalesef. Evet. Ama o kalktı Allah'tan. O bekleme süreleri hepsi kalktı. Onlar hep anayasaya aykırıydı. Peki bir şey söyleyeceğim sayın avukatım. Biyolojik Almanlarda da aynı sıkıntıları gösteriyorlar. Hangi konuda? Net soru soruyor. Bu aile birleşimi. Var. Alman onlar anneden babadan doğan onlar Türk vatandaşı ama orada Türkiye'den eş götürür. Bakın bir dakika. Orada da Federal İdare Mahkemesi'nin bir kararı var. Ha. Eğer ki Alman vatandaşıyla evliyse ve bir sene boyunca esastan uğraştıysa ve bir şekilde öğrenemediyse ve uğraştığını kanıtlayabilirse o zaman onu da çözüyoruz. Ve Federal İdare Mahkemesi'nin orada net bir kararı var. İyi dinleyin. Bizi Türkiye'den seyreden aile bileşimiyle ilgili buraya gelmek isteyenler. Bakın böyle bir fırsatı daha bulamazsınız. Bulursunuz. Biz çağırırsak. Doğru mu anladım? Diyorsunuz ki eğer Alman vatandaşıysa eş, yurt dışında Almanya'daki eş, Türkiye'deki eş bir yıl içinde çabaladı, kursa gitti, sınavı veremedi ve belgelendirdi. Evet. Bir ya da iki defa kursa gitti, iki üç defa sınava girdi, beceremedi. Yani doğru, orada doğru. Federal çözüyoruz diyor. Federal İdare Mahkemesi orada açıkça dedi. Bir sene boyunca uğraşıp da öğrenemezse ve bu başaramazsa, A1 sertifikasını alamazsa o zaman onu kabul etmez gerekir diyor. Oradaki uygulamada tek sıkıntı bu sefer ne yapıyor? Alman konsoloslukları veya da elçilik diyor ki tamam kabul ama bir sene uğraşını ispatla diyor. Kursa gittim daha bir sene. Oradaki sıkıntı ya. Bizim müvekkiller tabii onu bazen gösteremiyor. Bir iki defa gidiyor kursa. Evet. Bir iki ay gidiyor. Ondan sonra pes diyor. Onu yapmayacak. Yani oradaki tavsiyem en azından yani bütün seneyi yayarak kursa gidin. 2-3 kursa gidin. Ondan sonra en azından 3 defa imtihana girin. Yine başaramazsınız. Ve aynı zamanda yani aslında basit bir şekilde Almanca öğrenmek de aslında o kadar da zor değil. Biraz uğraşmak lazım. O uğraşıyı görmek istiyorlar işte sizden. Evet. Orada biliyorsunuz artık internette app'ler var. Evet. Cep telefonu üzerinde. Evet. Onlarla da çalışın. Ve çalıştığınızı bir şekilde gösterin. Bakın gösterin, bu app'i bu tarihte indirdim. Gayretinizi gösterin. Aynen. Kitap alın. Kitabınızı gösterin. Bakın şunda çalıştım. Bunu eğer ki ikna ederseniz o zaman verirler. En azından biz avukat olarak bunları sunarsak onlara alırız, o zaman alırız diyorsun. Yani. Ama bir sene de gayret gösterecek. Hemen pes demeyecek. Evet. Bu arada tek başınıza demin de söyledim. Metap Hanım'da da aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Vatandaşlarımız kendi başlarına işler yapıp biz bu işi başarırız zannediyorlar. Biz boşuna okutmadık bu insanları. Şeyde ben her meslekte böyle hani dişimiz ağrıyorken beyin cerrahına gitmiyoruz. Evet. Hani bu da böyle bir şey. Bir defa o alanda çalışan avukata mutlaka gitmek lazım. Bizim ne yazık ki Türk halkı avukattan hiç haz etmiyor. Çok mecbur kalmazsa gitmiyor. Ya da işleri iyice zora soktuğunda giriyor. Gidiyor. Ben tüm yayınlarda şunu söylüyorum.
Eğer işiniz yurt dışındaysa, yurt dışında bu konuyu iyi bildiğinden emin olduğunuz bir avukata gidin. İşte yabancılar oturumla ilgili bir sorun varsa, evet bunu çok iyi bilene gidiniz lütfen. Çünkü öbür türlü işiniz daha da sarpa sarabilir. De boşanma ile ilgili, sigorta ile ilgili yurt dışında bir sorunuz varsa o sorunu yurt dışında çözün. Türkiye'de bir sorunuz varsa Türkiye'de bu konuyu çalışan da çözün. İtalya'da bir sorunuz varsa, evet Türk vatandaşı olabilirsiniz ama İtalya'da da davanız olabilir. Lütfen İtalya'daki avukatla çalışın diyoruz. Çünkü mevzuat çok değişiyor. Kanunlar, kararlar çok değişiyor. Hele ki Türkiye'de Yargıtay 15 dakikada bir karar değiştiriyor. Son dönemde kolay biz gelsin. Takip etmek için panter içinde kalıyoruz. Hani bir tane eksik cümle kurdun mu bütün hakkını kaybediyorsun. Bir tane hatalı, 2 yıl öncesinin Yargıtay kararına göre bir iş yaptın mı, dava açtın mı, davayı kaybediyorsun. Bir daha aynı davayı açabilme şansın kalmıyor. Bu nedenle hani bu oturumla ilgili işler gerçekten çok ciddi işler. Türkiye'deki ayağını bazen burada konsolosluktan çözecek işler var. Onların yazışmasını evet Türkiye'de yapabilirler ama hangi ülke olursa olsun oturumla, yabancılar hukukuyla ilgili bir sorunları varsa, şimdi siz konuğumuz olduğunuz için söylüyorum, mutlaka bu işi sizin gibi iyi bilen meslektaşlara yönelmeleri gerekiyor. Biraz işi sarpa sardırıp hele ki yargılama aşamasında baktılar kötü gidiyor, avukat değiştirmek de çözmüyor. Çünkü avukatın elinde de sihirli bir değnek yok. En başından doğru ve sağlıklı ilerlemek gerekiyor. Aynen. Zaten o yüzden de vatandaşımıza konuyu, çünkü konulara zor, anlamak da zor. 2004'ten beri de köşe yazıları yazıyorum. Evet. Vatandaşları bilgilensin diye. Sonra YouTube'da da videolar koydum. Ha, gördüm. Yani yeter ki vatandaşlar dinlesin, bilgi sahibi olsun. Hatta her cuma günü de Münih Başkonsolosluğu'nda vatandaşlarımıza bu konuyla ilgili danışmanlık yapıyorlar orada. Evet. Peki, 9'dan 1'e kadar. 9'dan 1'e kadar. Sabah 9'a öyle 1'e kadar. Evet. Yani ellerinden geleni yapıyorlar. Daha ne yapsınlar yani Mehtap Hanım? Daha ne olsun? Zeki Bey, iş evet. Hukuk olunca bizim Türk vatandaşları ve Türk kökenliler en son, mesela hukuki bir konuyu sormaya mali müşavire gidebilirler. Merak etmeyin, oturum ondan sorabilirler. Bir tek avukata gelmekte zorlanıyorlar. Ama bu işinde erbabı avukatlar. Yani avukat bey karşılaşıyorsunuz değil mi? Mali müşavire gittim. Bizim camide şunu anlattılar. Komşu şöyle yapmış diye başlıyorlar. Evet, aynen hani maalesef. Hele bu şirket kurarak Almanya'ya gelmek isteyenler. Mali müşavire tarafından hazırlatıyorlar bazı işleri. Onu da bir şeyler yaptırıyorlar. Yani ne diyeyim? Yani bu konuda da Almanya'ya göçmek basit. Allah akıl fikir versin diyelim. Ne yani, diyelim? Dua edelim yani. Yani bu konular derin. Hele şirket kurarak Almanya'ya gelmek isteyince bunu da tabii ön hazırlıkları çok önemli. Evet. İyi düşünmek gerekir. İyi hazırlanmak gerekir. Ve şirkete, benim tavsiyem orada şirketi kurmadan bile göç konusu, eğer Almanya'da gelmek istiyorsanız göç konusunda uzman olan birileriyle görüşmeniz gerekir önce. Evet. Çünkü bunun zor yolu var, kolay yolları da var. Evet. Şirkete çünkü yani bilenler zaten bize önce geliyorlar. Biz ona göre şirketi dizayn yapıyoruz ve böyle aile şirketlerini o şekilde daha kolay getirebiliyoruz. Bir örnek vereyim. Diyelim ki bir aile şirketi, bay bayan esas Türkiye'de ortaklar. İkisi de Almanya'ya gelmek istiyor. Ama tek birinde diploma var. Evet. Ne yapıyoruz? O zaman şirketi ona göre dizayn yapıyoruz. Önce birisini müdür olarak getiriyoruz. Şirket sahibi olarak değil, müdür olarak getiriyoruz. Daha sonra şirket sahibi. Ondan sonra diğerini aile birleşimi olarak getiriyoruz. Anlatabiliyor musunuz? Yani bunu önceden şirketi kurmadan bize gelirlerse biz ona göre hem şirketi kuruyoruz hem de bütün aileyi Almanya'ya getirebiliyoruz. Burada ince mesajlar var şirket kurmak isteyenler. Yani öyle kolay kurulmuyor. Şirketi kurarken de önemli şeyler var. Dikkat etmeniz gerekenler var. Danışmanız gereken yerler var. Ya danışmadan da bu işleri yapmak zaten çok zor. Sayın avukatım 6 kişi değil mi sizin ekip? Aynen. 6 kişilik ekip var Münih'te ve onlar da her türlü konularda Avrupa hukukuyla alakalı ve Almanya ile alakalı sizlere her türlü yardımı yapıyorlar. Bu arada reklam arası geliyor. Anladığım kadarıyla reklam arası var. Ama reklamdan sonra cevabını almak istiyorum. Unuturum diye, bu çok önemli. Söyleyin. Buyurun. Özellikle bizim Türkiye'de yaşayan gençlerimiz, mühendislik okuyanlar. Hı hı. Türkiye'de bir takım şirketler kurulu. Şirketlerin hakkında hiçbir fikrim yok ama biz size iş bulacağız diye bir takım ücretler ödüyorlar. Türkiye'deki kurulu bir şirketin yurt dışında bu işi yapması
sağlıklı mı yoksa gençler kendi kendine mi yapsın? İş yerlerini internet üzerinden de artık kurabiliyorlar. Bunu soracağım ama reklamdan sonra, cevabını alacağız. Evet sevgili seyirciler, işte gördüğünüz gibi iki avukat bir ben sizlere bazı konularda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası var. Reklamlardan sonra Mehtap Hanım'ın sorduğu soruyu da devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.